başında toprağında, asalet var adında, direniş soyadında, güneşin emeği var taşında toprağında. Haydi Ahmet, haydi Ahmet, haydi Ahmet. Haydi Ahmet bu defa, bitsin artık bu cefa, direnişin aşkına gelsin artık o kupa. Haydi Ahmet bu defa, bitsin artık bu cefa, direnişin aşkına gelsin artık o kupa. Lay la lay la lay la lay, lay la lay la lay la lay. Siz bilek bizden yürek, inanç bedel ve emek. Herkes şunu bilsin ki onurdur seni sevmek. Siz bilek bizden yürek, inanç bedel ve emek. Herkes şunu bilsin ki onurdur seni sevmek. Haydi Ahmet, haydi Ahmet, haydi Ahmet. Haydi Ahmet bu defa, bitsin artık bu cefa, direnişin aşkına gelsin artık o kupa. Haydi Ahmet bu defa, bitsin artık bu cefa, direnişin aşkına gelsin artık o kupa. Lay la lay la lay la lay, lay la lay la lay la lay. Baş koyduk biz yoluna, bu can feda uğruna. Haydi yiğit çocuklar, surların hatırına. Baş koyduk biz yoluna, bu can feda uğruna. Haydi yiğit çocuklar, surların hatırına. Haydi Ahmet, haydi Ahmet, haydi Ahmet. Haydi Ahmet bu defa, bitsin artık bu cefa, direnişin aşkına gelsin artık o kupa. Haydi Ahmet bu defa, bitsin artık bu cefa, direnişin aşkına gelsin artık o kupa.
gözlerim seni. Sanki yarsın özledim seni. Görmedi bu gözlerim seni. Sanki yarsın özledim seni. Özgürlüğün adı sen oldun. Sonsuza dek bekledim seni. Diren ha, Diyarbakır diren. Direnmektir sana can veren. Dur ve dinle bu şarkım sana. Direnmektir sana can veren. Dur ve dinle bu şarkım sana. Dağlarının aşkına güven. Dağlarının aşkına güven. Bu şarkım sana, dağlarının aşkına güven.
Ses. Merhaba. 2 Temmuz Pazar günü Amedspor Şeyh Muzaffer Özel tesislerindeyiz. Bugün Amedspor'un seçimli kongre günü. Yanımızda iki başkanımız var ve bu sezonki yeni arkadaşımız, ekip arkadaşımız, birimiz Özgür Büyük bizimle birlikte. Bu ilk günü, bundan sonra her zaman bizimle beraber olacak inşallah. TÜFAK Başkanımız Abdülsamet Karakaş ve Tüfe Başkanımız Hemzi Dayan. Bizlerle birlikte. Evet başkanım, önce sizden başlayalım. Sizin yaş herhalde birkaç yaş daha büyüksünüz değil mi? Fark etmiyor. Bugün için ne söylemek istersin başkan? Seni dinliyoruz. Şimdi gerçekten Ahmet bölgeye hitap edebilecek, bölgesel bir yapıya sahip olan ve aynı zamanda sadece 4 harften meydana gelen bir cümlenin olmaması gerekir. Bundan kaynaklı olarak bölgeye hitap eden bir sporsal yapısı olduğu için biz tümden spor taban birlikleri olarak, özellikle TÜFAT olarak Ahmet'in başarıya ulaşabilmesi için, başarılı olabilmesi için, halkın en azından demokratik taleplerini yerine getirebilmesi için hep birlikte destek vereceğimizi, güç vereceğimize olan inancımız tamdır. Eski yönetime, yeni seçilecek olan yönetime de teşekkür ediyorum. Yani çünkü bu bir yönetimdir, devri daimdir. Birileri gelir, birileri gider ama önemli olan o özellikler ortaya konulmasıdır. Bundan kaynaklı yeni seçilecek olan yönetme şimdiden başarılar diliyorum, başarılı olmalarını dilerim. Bir üst lige çıkmasını isterim. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık Abdülsamet Başkanım. Çok teşekkür ederiz. ASKF Başkanımız Sayın Remzi Dayan. İyi günler diliyorum hepinize. Bugün önemli bir kongre, Amedspor'un kongresine gelmişiz. Amedspor'un ilk kuruluşundan bugüne kadar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak yoğun bir destek verdik ve hep arkasında dik durduk. Bu kongre de önemlidir. İnşallah umuyorum ki önümüzdeki sezon bu yeni yönetimle beraber bir şampiyonluk hediye ederler Diyarbakır'a. Çünkü gerçekten kentimiz başarıya, şampiyonluğa ihtiyacı vardır, morala ihtiyacı vardır. Şimdiye kadar da görev yapan bütün başkanlarımıza, şu ana da mevcut olan başkan, daha divan seçilmedi, şu andaki mevcut olan başkana da emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim de spor taban birlikleri olarak Amedspor için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Şimdiden başarılar diliyorum. Ağzınıza sağlık Remzi Başkanım. İki başkanımız da güzel konuştular. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle sizleri yerlerinize alabiliriz. Özgür'le birlikte biz artık bundan sonra kalan programımıza devam edeceğiz. Özgür'cüğüm artık da söz sende kardeşim. Teşekkürler. Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun. Güzel bir sezon inşallah geçiririz. Amedspor'un kongresindeyiz. Geçen hafta ertelendi. Bu haftaya kaldı. Nasip kısmet diyelim. Ama şunu söylemek lazım. Yoğun bir katılım var. Çok hem delege anlamında hem sevenler anlamında. Güzel bir şey var. Ama Mehmet Başkanımız geliyor. İstersen ben hemen mikrofonu ona bırakayım. Ondan sonrasında tekrar konuşalım. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız. Aynı zamanda benim çok sevdiğim eczacı ağabeyim.
büyüğümüz, hakkı emeğimiz bizden artık fazla. Mehmet Kaya yanımızda. Şimdi sözü Mehmet abimize bırakacağız. Buyurun Mehmet abicim, günüm anlamına binaen neler söylemek istersin? Tabii yine güzel bir kongre havası. Ahmet Spor'un bütün kongreleri aynen bu şekilde, katılımı yüksek. İşte hissettiğiniz gibi takım ruhuna sahip çıkan bir yönetim, taraftarla birlikte yapacağız. Tabii aslında biz bu yıl bir üst ligde bu kongreyi yapmak isterdik. Geçen yıl da bu şekilde başladık. İnşallah bu sene başka. Evet, inşallah. Böyle bir cümle var işte, çekirge iki sıçrar. Biz öyle bakıyoruz. Üçüncüsünde inşallah bir üst lige çıkarak bir kongre düzenleyeceğiz. Sizin de emekleriniz fazla. Biz oda olarak... Bunu da biz söyleyelim. Bilmeyenler bizler. Diyarbakır'daki bütün spor taban birliklerini, bütün kulüplerini, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak yardımları, destekleri her zaman çok fazla. Bir kez daha buradan da kendine teşekkür ederim. Evet, yani şöyle bir durum var Diyarbakır'da. Tabii ki aslında amatör futbol takımlarının olsun, ligdeki takımlara gerçek anlamda destek vermesi gerekenler biraz da bu kentin yerel yönetimleri. Böyle bakmak lazım. Çünkü yerel yönetim desteği almayan bir kulübün doğrusu bu liglerde, bu bütçelerle başarılı olma şansı zor diye. Ahmet Spor aslında bunu başarıyor işte. İki sezondur playoff'a kalan bir gücünü gösterdi. Bir tabii olmadı, ki bu destek olmadı, evet olacak ama ben buradan doğrusu özellikle bu kentin vergisini, bu kentin gelirinden pay alan yerel yönetimlerin bunu, Ahmet Spor'u göz ardı etmeden aldıkları bu payın amatör sporlara, Diyarbakır Spor'a ve Amatör Spor'a destek vermelerinin zorunlu olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer başkanımıza mikrofonumuzu bırakıyoruz. Başkanım, buradan bizi tanımayanlara önce kendimizi tanıtalım. Evet. Ondan sonra da kongreye dair düşüncelerinizi alalım. Burç Baysal, Amel Spor Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Tabii bugün yine bir Amel Spor Kongresi'nde beraberiz. Üç branşta takımlarımız gerçekten bu sene başarılı oldular. Bu kadar taraftar gücünü arkasında hissettiren ve 10 yıllık bir süre içerisinde bu taraftar kitlesini büyüten başka bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu iç dinamizmle beraber başarı muhakkak gelecektir. Tabii ki başarı tek başına üst liglerde devam etmek değil. Sürdürülebilir bir şekilde sporu bir şekilde topraklarla buluşturmak bu açıdan çok daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Tabii ki taraftarlar takımlarının en üst seviyede liglerde başarılı olmasını isterler. Bunlar maalesef şu günün içerisinde baktığınızda futbol bir şekilde bir endüstri haline dönüşmüş durumda. Bu endüstri içerisinde de kentin bileşenleriyle kısıtlı imkanlarla ayakta kalmasını sağlatıyoruz. Ben umuyorum ki bu yeni dönemde daha doğru yerlere gidecektir Amel Spor'umuz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Başkan gelecek. Şimdi yeni dönem Amel Spor Kulüp Başkanı Sayın Aziz Elaldı'yı yanımıza alacağız. Çok fazla tabii insanlar. Aziz Bey tabii buraya bizim yanımıza gelene kadar en az 10 kişiyle selamlaşacağı için biraz birkaç dakikamızı alabilir gibi. Bu arada Özgürcüm, senin söylemek istediğin başkanımız geldi. Evet. Artık 2023-24 sezonu, yeni sezon diyelim. Kulüp başkanımız Sayın Aziz Elaldı. Kendisini bugüne kadar bu kulübümüze olan yardımları, desteğiyle zaten birçok Amel Sporlu kendisini tanıyor. Ama artık o taşın altında sadece elin değil, bütün vücudunu koydu. Çok da iddialı girecek sezona inşallah. Ben çok fazla uzatmayacağım sözü. Kendisi de bırakıyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle bütün Amel Spor camiasına kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz. Amin. Biz tabii bir iş adamları grubu olarak bu işe talip olduk. Maddi manevi desteğimizi sunarak inşallah bu sene de bu liglerdeki son sezonumuzu yaşarız. İnşallah yani, başkanım. Amacımız o. İnşallah. Artık sizlerin... Hazır mısınız? Hazırız. İlk başta şunu söyleyeyim. Basının, sizlerin, herkesin büyük desteğini bekliyoruz. Özellikle de sizin gibi iki tane güzide
bu işi bilen arkadaşların yanımızda olması bizi mutlu ediyor. Biz elimizden gelen ne varsa bu sezon ekip olarak elimizden geleni yapacağız başkanım. Birlikte sizin çalışacağız. Sizin istemeniz yeterli. Birlikte çalışacağız. Biz her zaman kulüplerimizin yanında bekleme eksin. Yapalım o zaman. Yapalım. Aziz Bey ile şimdi başkan adayı olarak konuştuk. Bir de birkaç saat sonra, bir saat sonra bir de bir başkan olarak her başka zaman, sorularımız olacak. Onu da hemen canlı yayına alacağız. Size verdiğiniz destekten dolayı biz size onun 10 katını vereceğiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdiden hayırlı olsun. Evet, kongrede artık konuşacak çok da bir başkanımız kalmadı herhalde. Bütün başkanları aldık. Özgür değil mi? Var. Tabii kongre sonrasında da konuşmamız evet, lazım aslında. Evet. Çünkü sorulacak kongre çok konular öncesinde var. Bizi izleyenlere söylemek istediklerim var mı? Yani bir kongreyi canlı yayınlamanızdan dolayı ayrıca çok önemli bir olay. Mızdan ötürü. Mızdan ötürü. Onu söyleyeyim ama herkesin merakla beklediği tabii şeylerin cevaplarını da alacağız. Özellikle borç durumu, bundan önceki yapılanlar, bundan sonraki planlamalar. Aziz Bey mutlaka bir teşekkür konuşması yapacak. Bilhassa da herkes özellikle borcu bekliyor. Yani galiba. O rakamı bekliyor herhalde. Benle sen aşağı yukarı biliyoruz diyelim. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Evet. Gene de resmi anlamda da bunların canlı yayınlanması çok da güzel oldu. Doğru. İnşallah kongreden sonra çok daha uzun bir program yapacağız. Yani bunu şimdiden söyleyelim. Peki. İyi bir yorumla. Çünkü şimdi listeler de elimize geleceğiz. Hepsinin listeleri de yorumlayacağız. Doğru. Ona göre konuşacağız ama Ahmet Spor o heyecanı tekrar kavramış. Tekrar evet, o heyecan dönmüş. İnanılmaz bir katılım var. Bir küskünlük vardı biliyorsun. Bir kırgınlık olmuştu. Yani bu yönetim herkesi birleştirmiş gibi görünüyor. Yani sanki dolu dolu gelecek. Çünkü Serdar Hoca'yı da gördüm. Murat Yiğiter'i de gördüm. Onları da biraz çok alacağız güzel. İnşallah. İnşallah onları da alacağız. Güzel güzel. Bizi izlemeye devam etsinler. Bizi izlemeye devam edin. Eyvallah Özgücüğüm. Ağzına sağlık. Evet, şimdi de yanımızda eski dönem kulüp başkanlarımızdan, şehrimizi Diyarbakır'ın önemli isimlerinden çok güzel bir büyüğümüz Sayın Metin Kılavuz Başkanım yanımızda. Kongre öncesi mutlaka ki onu da bize söylemek istedikleri var. Evet başkanım. Öncelikle Futbol Diyarı izleyicilerine saygı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Çok coşkulu bir kongre olacak göründüğü gibi. Ahmet Spor süreci her zaman diyoruz yani çok kısa sürede bu kadar büyük bir kitleye ulaşması, taraftara ulaşması kesinlikle büyük bir başarıdır. İnanın çoğu taraftarımız, gönüldaşımız sportif başarıya bakmaksızın taşıdığı o ülkesel yaklaşımlar çerçevesinde kenetlenmiş bir futbol kulübü. Önceki dönem yönetici arkadaşlara biz teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü nihayetinde bu bir bayrak yarışı. O bayrağı hakkıyla temsil ettiler. Yeni oluşacak yönetime de danışma duygularımızla başarılar diliyoruz. Bir başka Ahmet Spor yok. Klasik olacak ama Ahmet Spor aslında herkesdir. O yüzden Ahmet Spor sensin diyoruz. Herkesi önümüzdeki dönemde daha coşkulu, daha katılımlı takımlarını sahiplenmeye davet ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Çok iyi bir yayın politikanız var. İzliyorum, yakından takip ediyorum. Sağ olun başkanım, teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de daha iyi işlere de imza atacağınıza inanıyorum. Sizlerle beraber inşallah her şey daha güzel olacak başkanım. Çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte kulüplerimizi şampiyon yapacağız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizden yana bir isteğiniz var mı başkanım? Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağ olun. Evet, şimdi de kulübümüzün eski efsane başkanlarından benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çok yakın dostum Nurullah Edemen'le birlikteyiz. Şimdi söz kendisinde, ben konuşmayacağım, o kendisi konuşsun. Buyur abi. Evet, yine duygusal bir gün. Ahmet Spor'un genel kurulu bizim için çok önemli bir değeri vardır Ahmet Spor'umuzun.
Bizler de yıllarca elimizden geldiğince bir şekilde katkı sunmaya çalıştık. Sunabildiysek ne mutlu bize. Bugün de görüyorum ki yine her zamanki gibi kalabalık. Amespor'un işte güzel kültürü var. Birçok eski başkan, görev yapmış başkanlarımız burada. Hep beraber oturuyoruz. Genel kurumumuzu izliyoruz. Sizlerin de bu canlı yayını yapıyor olması çok anlamlıdır. Bir de Amespor'umuzun genel kuruluna yeni bir sinerji katmış oldu. Bu arada sizlerin de emeği için bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Umarım bu bayrak yarışı bundan sonraki süreçte de yine bu güzelliklerle devam eder. Amespor bir bayrak yarışıdır. Tabii ki bazen üzülmeler olacak, kırgınlıklar olacak ama her zaman söylüyorum bu kulüp bizim, bu kent bizim. Bu kulüp bizim, bu kent bizim. Biz her zaman takımımızın, kulübümüzün, kentimizin yanında olacağız, destekçisi olacağız. Dün bizimdi bu bayrak, bugün başka arkadaşımın, yarın başka arkadaşımın, belki sonraki gün tekrar bizim olacak. Hep beraber Amespor'un daha iyi, daha güzel yerlere gelmesi için beraber mücadele edeceğiz, emek vereceğiz. Çok güzel konuştunuz başkanım. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu arada eski yöneticiyiz o da sonuçta. Bittikten sonra kongre bir daha alırız. Böyle her gün üstüne bir şey katıyorsunuz yayınınızın, daha doğrusu oluşumunuzun üstüne. Ben takip ediyorum. Çok da mutlu oluyorum. Yani, sizlerle birlikte daha güzel oluyor. Size katmışlar. Evet, şimdi onu diyecektim. Hani Özgür'ü de şimdi böyle yakın görünce size daha çok mutlu oldum. Değerli konuklar, emek veren arkadaşlarsınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım. Ağzınıza sağlık. Sizi seviyoruz. Yeni Çoğulatası Kongresi'ne. Evet, artık herhalde kongremiz başlayacak. Hemen kısa bir şey söyleyeyim. Nurullah Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Bütün başkanlar, eski başkanlar hepsi burada. Yani bu ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Bu birlik beraberlik inşallah bu işi bu sene bitirecek. İnşallah, inşallah. Evet, şimdi kongre başladı. Öbür kamerayı alalım. Aynı yer ve saatte yapılacak olup 7. olağanüstü. Elif Duran ve Rojda Yılmaz önerisi vardır. Önergeyi verenler Mehmet Kaya, Baran Durmaz, Burç Baysal, Doğan Hatun. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın Metin Kılavuz'u ve üyelerimizi davet ediyorum. Çok değerli Ahmet Spor'un üst kurul delegeleri, sivil toplumun değerli temsilcileri ve her zaman kulübünü yalnız bırakmayan değerli Ahmet Spor taraftarları, hepinizi olağanüstü kongremize katıldığınız için, katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca divanla onurlandırdığımız için de delegasyonu buradan tebriklerimi, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Önümüzde bir mevcut gündem var arkadaşlar. Daha önce zaten bildirimi de yapılmıştı. Ben gündemi okuyacağım müsaade buyursanız. Gündeme önerik varsa önerileri alacağız. Değilse olduğu gibi gündemimizi takip edeceğiz. Gündem 1. Açılış yoklama, 2. Divan seçimi yapıldı. Saygı duruşu, yönetim, denetim, faaliyet raporlarının okunması ve ibra edilmesi. Tüzük ve 7405 sayılı kanuna ilişkin zorunluluktan kaynaklı dernek vasfının değişikliğiyle spor kulübü ve anonim şirket kararının alınması ki biliyorsunuz bu son çıkan spor yasasında bir mecburiyet halini aldı. Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi, ASKF delegelerinin seçimi, dilek ve temenniler ve kapanış olarak belirlenmiş bir gündemimiz var. Bu gündemi görüş ve önerilerinize sunuyorum arkadaşlar. Değişiklik olabilir, maddelerde yer değişikliği de olabilir. Var mı önerge, yani gündeme dair önergesi olan? Yok. Gündemi olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddemiz olan saygı duruşuna geçiyoruz. Demokrasi mücadelesinde ve spor alanında emekten dolayı yaşamını yitirmiş olan tüm insanlarımız için bir dakikalık saygı duruşu.
Ruhları şad olsun. Evet, dördüncü gündem maddemiz olan yönetim, denetim ve faaliyet raporlarının okunması ve ibrası gündem maddesinden önce divan olarak birkaç şeyi belki Ahmet Spor'la ilgili tekrardan altını çizmekte fayda var. Bilindiği üzere kulübümüz 1990 yılında kurulmuş bir kulüp. 2010 yılından itibaren sporda daha aktif katılım sağlanması boyutuyla kamuoyunun, toplumun beklentileri doğrultusunda o dönem Diski Spor, sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor, nihayetinde de 2015 yılından itibaren de Ahmet Spor olarak ismini değiştirmiş. Sporun birçok branşında faaliyet yürüten, sporu en evrensel tanımıyla dili, dini, ırkı, etnik kökeni farklı grupları bir araya getiren ve evrensel barışa hizmet sunan etkinlikler bütünü olarak tanımlar kulübümüz. Bu konuda daha önceki dönemlerde ciddi çalışmaları da vardır. Hatırlanacağı üzere 5 tane spor konferansı, 2000'e yakın lisanslı sporcu her branşta. Tabii bu süreçleri yerel yönetimlerden ayrı düşünmek pek mümkün değil. Biliyorsunuz bütün şehir kulüplerinde o şehrin yerel yönetimleri, resmi kurumları kulüplere destek oluyor. Özellikle 2016 yılından itibaren şehrimiz bu desteklerden yoksun bırakılmıştır. Tam da bu noktada belki örnek olabilecek bir çalışmayla şehirde bulunan sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütlerinin birliktelikleriyle, çok ciddi katkılarıyla bugün Ahmet Spor tabelası burada asılıdır. Bu süreçte de emeği geçen, yalnız bırakmayan tüm kurumlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Gerçekten katkıları anlamlıdır. Evet, Ahmet Spor düşünün 10 yıllık gibi, yani 10 yılı esas aldığımız zaman 4 büyüklerden, ki bunu da çok doğru bulmuyorum. Yani Ahmet Spor'u 4 büyüklerle karşılaştırmayı da sportif anlamda doğru bulmuyorum. Çünkü spor alanda anlayışta bir farklılığımız var. Bize göre spor salonları, arena, sporcular da gladyatör değildir diyoruz. İşte biz toplumun yarısı olan, toplumun bugün özgürleşmesinden bahsediyorsak, toplumun yarısı olan kadının spor alanındaki katılımının, katkısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine engellilerin, aslında başarılı toplumlara da baktığımız zaman, o toplumların tarihlerine baktığımız zaman, o toplumların sanat ve sporla olan ilişkileri başarılarını direkt etkiliyor. Yani Ahmet Spor bireysel futbol, sportif faaliyetlerinin yanında da sporun toplumun bir yaşam biçimi haline gelmesini de önemsiyor. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman Ahmet Spor bugün birçok ülkede birçok farklı kesimi, sınıfı, rengi, dili bir araya getiren bir kulüp unvanına kavuştu. Yani bu 10 yıllık süreçte de inanın burada spordan anlayan arkadaşlarımız da var. Yani bunu meslek olarak yapan arkadaşlar da var. Kolay bir şey değil. Yani 10 yılda bu kadar kitleye ulaşmak. O zaman nedir mesela? Mesela şu, yani bir takım sadece sportif başarısıyla taraftar bulmuyor. Takımın ilkeleri, yaklaşımları, taşıdığı ad, Ahmet şehri biliyorsunuz, kadimden beri binlerce yıldır barışı, kardeşliği, bir aradalığı, kültürlerin mozaiğini, birçok etmeni var. Kültür dediğimiz yani bir kere de oluşmuyor. Binlerce yılın sonucudur. Nihayetinde bu şehrin adını taşıyor. Bugünkü birliktelik de umut veriyor. Gerçekten çok böyle coşkulu, katılımcı bir kongreyle yeni dönemde yeni döneme girmemiz umutlarımızı daha da çok yeşertiyor. Bu süreçte başta önceki dönem olmak üzere daha önceki dönemde görev almış, katkı sunmuş bütün arkadaşlara ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Nihayetinde bu bir bayrak yarışıdır. Arkadaşlar Ahmet Spor'un belirlenen çerçeve doğrultusunda, ilkeleri çerçevesinde bayrağı düşürmeden bugünlere kadar getirmişlerdir. Çok zorlu süreçlerde yer alan arkadaşlarımız aramızda, örneğin Nurullah Başkan, kendilerine de ben teşekkür etmek istiyorum. Yani başka bir kulüpte bu yoktur. İşte bütün dönemlerde görev almış arkadaşlar bugün burada bir arada omuz omuza Ahmet Spor'un geleceğiyle birlikte hareket ediyor. Ben çok uzatmadan bu duyurularla tekrar divan adına hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önümüzdeki sene, bu sene diyoruz artık özlenen o şampiyonluk kupası bu yıl umarım hepimizin de desteğiyle hak ettiği şekilde Ahmet şehrimize gelir. Tekrardan teşekkür ediyorum.
Evet, dördüncü gündem maddemize geçiyoruz. Yönetim raporunun, faaliyet raporunun okunması. Cemal Doğrul, Mehmet Cemal Doğrul arkadaşımızı bize davet ediyorum. Sayın Divan, sevgiler başkanlarım, sevgiler hazurun, basın mensupları, öncelikle mesai sarf ettiğim, emek verdiğim ve üyesi olduğum ve bundan da büyük bir gurur duyduğum Ahmet Spor'un 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na hepinizin teşriflerinden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. En derin saygılarımı sunuyorum. Şimdi bu tür yapılarda genelde ilk kongrede çoğunluk sağlanmadığı için ikinci kongrede ya bir dört duvar arasında 5-10 kişilik gruplarla yapılır ya da işte herkesin örnek alabileceği böyle bir yöntemle yapılır. İşte Ahmet Spor ve Ahmet budur işte. Hepiniz hoş geldiniz. ...2022-2023 dönemi faaliyet raporunu sizlere arz edeceğim. 19.06.2022 tarihinde tek listeyle gidilen 6. Olağanüstü Genel Kurul'da Selahattin Yıldırım Başkanlığı'nda 25 kişilik yeni bir yönetim kurulu göreve başlayarak hemen ilk toplantısını, görev dağılım toplantısını yaptıktan sonra da hem kurumsal yapı itibariyle hem de sezonun nasıl gideceği yönündeki çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamışlardır. 2022-23 sezonu futbol A takımı çalışmaları yeni sezona A takıma teknik direktör Ahmet Yıldırım hocalığında başlayarak önceki sezonun ardından çok sayıda futbolcunun sezon sonu sözleşmelerinin bitmiş olması nedeniyle büyük bir çaba ve özveriyle iç transferde ve dış transferde büyük bir başarı sağlayarak sezona başlamışlardır. Bu süreçte sezonun ilk yarısında 7, sezonun ikinci devresinde de 8 transfer ve altyapıdan yetişen 6 genç futbolcuyla beraber 28 kişilik bir kadro oluşturulmuştur. 2022-23 sezonunda oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi ile 60 puan toplayarak ligi 4. sırada tamamlamıştır. Uzun yıllar hasret kalınan 1. lige yükselme playofflarına katılım sağlamış ve oynamaya hak kazanmıştır. Ancak playoff'un ilk maçında maalesef bir yenilgi alarak elenmiştir. Bu süreç içerisinde genç oyunculardan, altyapıdan yetişen genç oyunculardan Aziz Astağaç, Yunus Tarhan, Serkan Tanrıseven, Arda Ertekin, Eren Mızrak, Nesin Bekmez ve Alişan Erat ligde ve kupa maçlarında görev almışlardır. A takım çalışmaları Ahmet Yıldırım ve yönetimiyle kamp çalışmalarını Kayseri'de ve Bolu'da iki etap olmak üzere yapmışlardır. Devre arası kamplarını da Antalya Belek'te yapmışlardır. Sezon öncesi bütün bir sezonda ve bütün Ahmet Spor'un birimlerine katkı sağlamak amacıyla kombine bilet satışları büyük bir özveri ve büyük bir hızla başlayarak olumlu bir seviyeye ulaşmıştır. Kulübe gelir sağlamak amacıyla Hacı Baba Pastaneleri, Dicle Fırat Su, Mezopotamya Mimarlık AŞ ve Aren Gross ile sponsorluk anlaşmaları yapılmıştır. Kadın futbol takımı olarak sezon başında kadın futbol takımı Kenan Bayram hocamızın hocalığında çalışmalarına başlamış ve süreç içerisinde görev değişikliği yapılarak Ramazan Erin ve Erhan Eren hocalarla sezonu tamamlamışlardır.
Futbol Federasyonu tarafından liglerin planlanmasının ardından 8 yabancı ve 15 yerli futbolcudan oluşan güçlü bir takım oluşturulmuştur. Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen ara sonucunda yeni düzenleme ile birlikte 3 yerli ve 3 yabancı futbolcuyla anlaşma sağlanarak lige güçlü bir şekilde katılım sağlamışlardır. Takımımız Kadın Futbol Süper Ligi B grubunda 28 puanla 4. sırada tamamlayarak playofflara katılmaya hak kazanmışlardır. Playoff 1. turunda Zonguldak Ereğli Belediyespor'la eşleşen takımımız deplasmanda oynanan maçta 1-1 beraber kalmış, kendi evinde de oynadığı maçta 1-0 galibiyetle tamamlayarak bir üst tura yükselmiştir. Playoff'un çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşen takımımız bu turda mağlubiyet alarak maalesef veda etmiştir. Başarılı bir sezon geçiren takım kaptanımız Güzide Alçu kadın an milli takımına seçilmiştir ve aynı zamanda oynamıştır da takımlarda. 2022-23 sezonu tekerlekli basketbol takımı çalışmaları. Sezon başında çalışmalarına başlayan engelsiz basketbol takımımız lige güçlü bir kadro ile ve şampiyonluk hedefiyle başlamıştır. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet. Mağlubiyet ile ikinci sırada bulunan takımımız ligin ilk yarım maçlarının bitimine bir maç kala 6 Şubat depreminin yaşanmasıyla liglere ara verilmiştir. Liglerin uzun bir süre oynanmaması üzerine federasyon kulüplerle görüşerek ligi bu şekilde tescil edeceklerini bildirmiştir. Alınan karar doğrultusunda Amesporumuz 1. lige çıkmıştır. 2022-23 sezonu altyapı çalışmaları futbolda yönetim kurulu üyemiz Adnan Zengin koordinatörlüğünde deneyimli altyapı hocalarımız ile çalışmalara başlanmıştır. Altyapımız büyük bir özveriyle başladığı yaş gruplarının ikisini şampiyonlukla tamamlayıp Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmışlardır. U19 takımı yer aldığı bölgesel gelişim şampiyon olarak tamamlamış, Türkiye finalleri çeyrek finalinde elenmiştir. U17 takımımız bölgesel gelişim ligi şampiyon olarak tamamlamış, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye finalleri son 16 turunda elenmiştir. U16 takımımız deprem nedeniyle ligleri oynatılmamış, diğer gruplarımızda ise 13, 12 ve 11 gruplarında ligler oynatılmamış. Diğer 15 takımında da Türkiye finallerine gidilmiştir. İlki 18 Temmuz 2022 tarihinde kulüp tesislerinde gerçekleşen futbolcu seçmelerimize katılan yüzlerce genç futbolcu adayı Amespor futbolcusu olma hayalleriyle ter dökmüştür ve bunlardan da büyük başarılar elde edilmiştir. Altyapıya futbolcu kazandırma adına ve üst yapıya. Talaytepe tesislerinde bulunan idman sahasının zarar gören ve bakım isteyen kısımları bakımdan geçirilmiş olup bu faaliyetler kulübün üst kaynaklarıyla karşılanmıştır. Biri A takım kafilesi otobüsü, biri de altyapı olmak üzere kulübe ait 2 adet araç bulunmaktadır. Araçlarımıza mevsim değişikliklerinde ve genel olarak bütün bakım ve onarımları kulübümüz tarafından sağlanmaktadır. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen depremlerden kaynaklı Amespor tesisleri halkımızın kullanımına açılmıştır. Kulübümüz yüzlerce insanımıza ev sahipliği yaparak barınma, beslenme ve birçok temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca tesislerimizde konaklar misafirlerimize uzman psikologlar gözetiminde deprem faaliyetlerini hızla atlatmalarına yardımcı olacak birçok etkinlik düzenlenmiştir. Depremden etkilenen illerimiz için yardım tırlarının hazırlanması konusunda da öncülük etmiştir. Amel Store mağaza çalışmalarında satış faaliyetleri ve ürün çeşitliliğiyle devam etmiş ve bu konuda oldukça başarı elde edilmiştir. Store hizmetlerinden kolay ulaşım için internet üzerinden sipariş hattı oluşturularak satışlar özellikle kullanıcılar açısından kolaylaştırılmıştır. Store mağazasında hem sporcuların taraftarlarla bütünleşmesi
hem de ürün satışını artırmak amacıyla başta Diyarbakır Ticaret Odası olmak üzere şehrimizin birçok sivil toplum örgütüyle ortak imza günü çalışmaları yapılmış ve bu etkinlikler store satışlarına önemli bir ivme kazandırmıştır. Değerli katılımcılar, ben de Amespor'un bir üyesi olarak önümüzdeki sezonda başkanımın da dediği gibi o sene bu sene olur inşallah diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanım bir dakikanızı alacağım. Belki faaliyet raporuna yönelik düşünce, öneri, gündem, eleştiri var mı arkadaşlar? Yoksa Cemal Başkan'ı yerine oturtacağız. Sonra tümünü birlikte oylarınıza sunacağız. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca faaliyet raporunda emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Spor emekçisine, kulüp çalışanına, yöneticisine, herkese bu kapsamlı faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer bir gündem maddemiz mali raporun okunması. Değerli kulüp başkanımız. Efendim? Evet, peki. Faaliyet raporu yönünde bir düşünce öneri gelmedi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer bir gündemimiz mali raporun okunması. Önce denetimi alalım, denetim hazır. Denetim raporunun okunması için Mehmet Veysi Koyun arkadaşımızı davet ediyorum. Saygıdeğer Divan, sevgili Azur'um, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 14 sayfalık bir denetleme kurulu raporumuz var. Ben size raporu sunayım. İsteyen arkadaşlarımız da bizden alabilirler. Olduğu haline size verip saygılarımızı sunuyoruz. Çok kapsamlı bir denetleme raporu. Evet. Şey olarak herhangi bir şey tespit edilmedi değil mi incelemelerinizde? Evet, denetim kurulunun bu yönüyle görüşünü oylarınıza sunuyorum. Yani bütün yapılan incelemelerde dernekler yasasına, faaliyetlere yönelik herhangi bir istenmeyen husus belirtilmemiş. O yüzden denetim kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mali rapor. Sevgili başkanı davet ediyoruz. Seni sorarım. Sayın Divan, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, spor taban birliklerimizin başkanları ve yöneticileri, önceki dönem başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, sevgili iş insanlarımız, basın emekçilerimiz, mücadelenin ve duruşun takımı Büyük Amespor'un büyük taraftarı, hepiniz kongremize hoş geldiniz. Normalde önceki dönem başkanın mali raporu okuması çok alışagelir bir şey değil ama ben herkesin anlayabileceği şekilde net açıklayayım istedim. Bunları açıkladıktan sonra da birkaç şey söyleyip bırakacağım. Arkadaşlar bizim geçen yılki harcama bütçemiz 44 milyon 721 bin lira yuvarlak rakam olarak. 44 milyon 721 bin 107 lira 93 kuruş net rakam. A takım için harcanan bütçemiz 24 milyon 500 bin liradır. Bu bütçenin büyük bir kısmı yönetim kurulumuz, sivil toplum örgütlerimiz, iş insanlarımız tarafından karşılandı. Geri kalan sponsorluklar, Spor Toto, federasyon, bilet hasılatı, bağışlarla karşılanmıştır. Toplam bütçemiz 44 milyon 721 bin 107 lira 93 kuruştur. Arkadaşlar biz
iki yıl önce yönetim olarak geldiğimizde önceki dönemden aldığımız borç rakamı 7 milyon 560 bin liraydı. Şu anda kulübümüzün 8 milyon 87 bin 414 lira 89 kuruş bir borcu var. Bu borçlar nedir? 3 milyon 560 bin profesyonel futbolcuların alacakları. Kadın futbol takımına yönelik 950 bin liralık bir borcumuz var. 2 milyon 826 bin 623 lira esnaf borcumuz var. 750 bin 790 bin lira personel borcumuz var. Toplam borcumuz 8 milyon 87 bin 414 lira 89 kuruştur. Dediğim gibi biz önceki yönetimden aldığımız borç 7 milyon 560 bin liraydı. Tabii de bizim SGK ve vergi borcumuz var. Daha doğrusu bu borç değil, bir cezadır. Bu SGK ve verginin toplam borcu şu anda 11 milyon 694 bin 879 liradır. Biz yönetim olarak iki dönem önce devraldığımızda 14 milyon 500 bin civarındaydı. Yalnız bu SGK ve vergiyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. İstişare kurulumuzla ve yeni yönetimimizle beraber bir kereden kapatma rakamı 6 milyon 800 bindir. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. İnşallah bu çalışmayı da sonuçlandırır. Bu vergi ve SGK sıkıntısından kurtulmuş oluruz. Mali raporumuz bu şekilde. Başkanım isterseniz bunu oyluyorsanız oylayın. Ben ondan sonra birkaç şey söyleyeyim. Evet. Mali rapor konusunda düşünce belirtmek isteyen arkadaşlarımız var mı? Lehte, aleyhte görüş belirtmek isteyen? Yok herhalde. Mali raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz başkan. Konuşmanızı yapın. Sizi yine bırakmayacağız. Konuşma sonrasında da bir plaket sunumumuz olacak başkanımıza. Faaliyetlerinden dolayı, emeklerinden dolayı. Faaliyeti plaketi de Burç Bey, Yüksek İstişare Kurul Başkanımız Burç Baysal başkanımıza sunacak. Buyurun başkan. Evet, ben 2018 yılından beri kulüpte yöneticilik yapıyorum. Yaklaşık 6 yılı bitirdik. Son 2 dönemde de başkanlık yapma onuru şerefi bana nasip oldu. Tabii ki bu kulüpte yöneticilik yapmak, başkanlık yapmak, kulübe destek vermek, kulübün etrafında kenetlenmek ateşten gömlek gibidir. Biz de bu gömleği onurla şerefle giydik. Bu süreçte çok zorlu dönemlerimiz oldu. Özellikle son 2 dönem işte çok ciddi bir deprem felaketi yaşandı. İşte bir malum deplasman var, herkesin bildiği, Türkiye'ye gündem olan baskılar, ötekileştirmeler vesaireler. Aldığımız bayrağı ben vicdanım rahat olarak yeni yönetimimize, yeni başkanımıza devrediyorum. Bu süreçte bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, bizimle her zaman dayanışma içerisinde olan, başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, spor taban birliklerimize, basın emekçilerimize, Büyük Ame Spor taraftarına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz tabii ki bayrağı bırakıyoruz ama hiçbir zaman bu kulüpten kopmayacağız. Yeni yönetimimizle beraber sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönem başkanlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Onlar da bize sağ olsunlar bütün bilgi birikimlerini, dayanışmalarını da destek verdiler, güç verdiler. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Başkan seni oturtmuyoruz, plaket sunumu yapacağız. Burç Bey'i de davet ediyoruz. Şu şeyin önünde olsa daha güzel olur. Tabii benimle beraber emek veren arkada çok büyük bir emekçi ordusu var. Yönetim kurulum var. Ben bu plaketi onlarla beraber almak istiyorum. Arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Başkan önü alalım herhalde. Fotoğraf da alacaklar.
Memo çık. Mehmet'e de bir alkış. Mehmet tamam. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, dördüncü gündem maddesini de bu haliyle tüketmiş olduk. Tekrardan yönetimimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Beşinci gündem maddesi yasal bir zorunluluk. Biliyorsunuz bu spor yasası nedeniyle artık dernekleşmeden şirketleşme boyutunda bir geçiş, ara bir geçiş süreci var. Tamamıyla yasal zorunluluktan kaynaklı bir tüzük değişikliğidir. 21 sayfadan oluşan bir tüzük tamamıyla değişiyor. Sabrınız varsa 21 sayfayı okuyayım. Yoksa okunmuş gibi yapalım. Yani delegasyonun önerisine sunuyorum. 21 sayfa çünkü tamamının değişmiş olması gerekiyor. Yasal zorunluluktan kaynaklı. O zaman mevcut tüzük değişikliğini 7405 sayılı kanuna ilişkin olarak zorunluluktan yapılan tüzük değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Bu haliyle de bu gündem maddesini de tüketmiş olduk. Altıncı gündem maddesi yönetim, denetim, disiplin kurullarının seçimi. Şu ana kadar divana oluşan tek bir liste var. Yanılmıyorsam başka da bir liste yok herhalde. Bu haliyle divana sunulan listeyi bilgilerinize sunacağım ve oylamanıza sunacağım. Önümüzdeki dönem Ahmet Spor'da görev alacak arkadaşlar Aziz Elaldı Başkan, Ahmet Elhanay, Yusuf Kaya, asilleri okuyorum tabi, Ahmet Ülmez, Cihan Yaman, Salih Pervane, Rojin Hillez, Bülent Oğuz, Mehmet Akgün, Rüken Turhan, Mervan Aslan, Selçuk Sacu, Vesih Koyun, Serdar Sözdar Ayata, Faysal Tosun, Remzi Dinar, Rojbin Delioğlu, Emrullah Güçlü, Yönetim Kurulu Yedek, Mehmet Ali Acar, Emel İzgi Demir, Salih Dertli, Mazlum Altındağ, Adnan Yıldırım, Bilal Can, Ata Togay, Sultan Demir, Abdullah Demirkol, Ömer Özgün. Yine denetim kurulu asil Cengiz Bayram, Hasan Gündüz, Ali Bas. Denetim kurulu yedek Ekrem Ülker, Asım Asana, Mahmut Lezgin Yalçın. Evet arkadaşlar, bu haliyle divana ulaştırılan bir liste var. Gerçi burada biz yedek diye belirttik ama bizim işleyişimizde yedek asil hiçbir zaman ayrımı yoktur. Bu listeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni yönetime danışma duygularımızla başarılar diliyoruz. Tekrardan teşekkürler. Diğer bir gündem maddemiz ASKF delegelerinin seçimi. Bir adayı herhalde belirleyebiliyoruz. Doğru mu Remzi Başkan? 3 aday. Onu sonradan da iletebiliriz size. Yasal açıdan arkadaşlar bir araya gelip onu sunabiliyorlar. Dilek temenniler kısmı var. Burada tabii ki son konuşmayı
yeni seçilen başkanımıza vereceğiz. Ben divandan başlamak üzere kadın arkadaşlara başta söz vereyim. Önce Rojda İlmaz arkadaşımız belki birkaç şey ifade edecek. Buyurun. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Derneğimiz Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sanırım ben de artık Ahmet Spor'un kadrolu bir divan üyesi oldum. Üçüncü defadır burada bulunuyorum. Tabii ki burada bulunmak benim için büyük bir gurur, keyifle buradayım. Ahmet Spor'un önemini her geçen zamanda daha çok anlıyoruz. Metin Başkan'ın da bahsettiği gibi 10 yılda kat ettiği yol gerçekten gurur verici. Bugüne kadarki tüm yöneticilere, oyunculara, taraftarlara, emeği geçen bütün sivil topluma teşekkür ediyorum bu konuda. Yeni seçilen yönetimi de şimdiden tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçteki beklentimiz elbette ki şampiyonluk. Kentte şampiyonluğa varacağımız maçlarda ayrı bir bayram coşkusunun olduğunu hepimiz görüyoruz ve böylesi sıkıntılı zamanlarda da buna ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Umarım bir sonraki sezonda birinci ligde Ahmet Spor'u izler ve hep beraber alkışlarız. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Elif arkadaşıma söz vermeden önce bir teknik aksama olmuş. Ali Rıza Yıldırım arkadaşımızdan özür diliyorum. Kendisi biliyorsunuz engelli takımıyla birlikte bu sene üst lige çıkan takımımız oldu. Asil üyelikler içerisine atlamış, onu atlamamız gereken bir arkadaştı. Bir de ASFK delege şeyi teknik olarak şu an elimize ulaştı. Ahmet Elhanay, Ahmet Ülmez ve Aziz Başkan önerisi var. Bu isimleri de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Elif Turan arkadaşımız, buyurun. Değerli divan, sivil toplum örgütlerinin kıymetli temsilcileri ve Ahmet Spor'un değerli taraftarları, hepinizi Diyarbakır Tapu Odası adına saygıyla selamlıyorum. Evet, Ahmet Spor sadece bir spor takımı değil. Bunu her zaman söylüyoruz ama boşuna değil. Yani bir sadece söz olarak söylenmiş bir şey değil. Bunu depremde de gördük ya da herhangi bir dayanışma örneğinde de görüyoruz. Faaliyet raporlarında da söylendi. Ahmet Spor deprem zamanında da burada hem kapılarını açtı yurttaşlara hem de burada psikososyal destek de vermişti. Ahmet Spor bu yüzden kentin takımı. Ahmet Spor sadece bir takım olarak değil, gerçekten bu halkın takımı. Ve zaten taraftar grubu da girerken girişte Ahmet Spor halktır, halk da burada diye o sloganla girmişlerdi. Ve bu aslında özetliyor. O yüzdendir Ahmet Spor'un her maçı coşkuyla geçiyor. Sanki şampiyonluk maçıymış gibi geçiyor. Ahmet Spor, evet, yani şimdi spor deyince genelde hep aklımıza böyle şiddet gelir ya da eril dil gelir ama ben bir teşekkürü de direnişin ve barikatın kadın taraftarlarına yapmak istiyorum. Onlar sayesinde türbünler o şiddet dilinden, eril dilden de uzaklaşmış durumda. Ki Ahmet Spor'un yönetimine de baktığımızda kadın arkadaşlarımız da çoğunlukta. Bunun için de hem kadın arkadaşlarımıza, yönetimde görev alan, bu sorumluluğu üstlenen kadın arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben bir önceki dönem yönetimde yer alan ve ciddi çaba sarf eden, başta Selahattin Başkan olmak üzere yönetimdeki her bir arkadaşa teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Bir sonraki, bu önümüzdeki dönem içinde görev alan bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ahmet Spor bizim takımımız ve biz elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Nait Başkan burada mı? Nait Eren? Buradaysa kendisini. Evet. Mehmet Başkan, söz almak ister misiniz? Soruya mı bırakalım? Bu arada bir söz hakkı isteği var. Mezopotamya Taraftarlar Derneği Federasyonu Başkanı Ramazan Tugay söz talebinde bulmuş. Buyurun Ramazan Bey.
sevgili divan, sayın sivil toplum kuruluşları ve çok değerli cefakar taraftarlar, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ahmet Spor Kuruluşu'ndan Atletik Bilbao örneğini sergilemişti, almıştı. Ona nazaran kurulmuştu ama maalesef Atletik Bilbao örneğini pek göremedim. Belki bu konuda ben yanlışım, taraftarlar daha iyi biliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir takımın altyapısı, tabii ki bütün takımlarım vardır ama 100 sporcu veya 200 sporcu bu kulüpte barındırdığın zaman bu bir altyapı değildir. Altyapı demek tesisleşme demektir. Altyapı demek onlara farklı bir yerde yer bulmak demektir. Yani bugün A takımın bir yeri varsa altyapının da aynısı olması gerekir. Eğer öyle bir şey olduğu zaman zaten kendilerinden sporcu çıkar. Altyapı çıkar. Bizde her sezon olduğu gibi 40-50 trilyon harcamamıza da gerek yok. Ve şunu söyleyeyim, altyapıya geçeden de emek sarf eden değerli hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. 43 yıllık futbol hayatında ilk defa yanıldım bundan 3 yıl önce. Çetin Alsaç'tan özür diliyorum. Amespor menfaati için bir şeyler yapmak istedi. Duygusal olarak ben davrandım. Bu konuda kendisinden özür diliyorum. Saygılar, sevgiler iletiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen özellikle sivil toplum örgütü temsilcisi arkadaşlar, düşünce önerileri önemli bu süreçte. Düşüncelerini ifade ederlerse seviniriz. Yani söz almalarını isteriz tabii. Burç Bey, buyurun. Yüksek İstişare Kurulu adına Burç Bey. Evet. Sevgili divan, değerli sivil toplum örgütü temsilcileri, Amespor'un yürekli taraftarları, yeni yönetimimiz gerçekten özverili bir çalışmayla hazırlandı ve umarım doğru bir şekilde ligleri tamamlayacak, beklentilerimizi karşılayacak bir oluşum içerisinde çalışmalarına devam eder. Ben şimdiden kendini tebrik ediyorum. Tabii ki Amespor'la ilgili burada konuşulacakları sıralamak zaman açısından çok da mümkün değil. Ama geçenlerde bir sosyal medyada bir arkadaş yazmıştı. Şunu altını çizmekte fayda var. Amespor sadece Diyarbakırlıların takımı değildir arkadaşlar. Amespor, Amed'in değer yargılarına kendinde hisseden, toplumun içerisinde bu değer yargılarını içinde besleyen vicdanlıların takımıdır. O açıdan evet, merkezi Diyarbakır'da olabilir ama Amed bugün itibariyle baktığınızda milyonlarca dünyanın her tarafına yerleşmiş taraftar kitlesine ve o sağduyu yaşayan insanların takımıdır. Bunu belirtmekte fayda gördüm. Selahattin Yıldırım Başkan'a ve yönetim kuruluna gerçekten teşekkür ediyorum. Bu sene zorlu bir süreçti. Bütün olumsuzluklara rağmen takımımız playofflara kaldı ve playoff içerisinde de mücadelesini verdi. Ve bir diğer sevindirici taraf da kadın takımımızdı. Kadın takımımız da bu anlamda playofflara kaldı. Biliyorsunuz Amespor'un ruhunda eşitlik ilkesi yatıyor. Bu anlamda da bu göstergeyi yayma adına kadın kulübümüz de Türkiye'de birçok yerdeki kulüplerle sportif anlamda rekabetini en üst seviyede yaptı ve playofflar içerisinde de mücadelesini verdi. Ve bir diğer yine takımımız engelsiz basket takımı. Bu takımımız da baktığımız noktada bir üstlüğe çıkaraktan uzun zamandır beklentiler içerisinde olan mücadeleyi gösterdi. Bu anlamda yine ben yönetim kuruluna gerçekten teşekkür ederim. Tabii bu kadar başarının olduğu ortamda şunu göz ardı eden taraflar var. Bu kulübün bütün kısıtlı imkanlarına rağmen Türkiye liglerinde sporu gerçekten yayma açısından vermiş olduğu mücadeleyi şehrimizin içerisindeki görevli mülki amirlerin göz ardı etmesi gerçekten çok üzüntü verici bir iş. Düşünün ki engelsiz takımımız Türkiye liglerinde bir üstlüğe çıkıyor ve bir tane bir tebrik mesajı bile atmıyorlar. Bu açıdan sahip oldukları makamların Diyarbakır şehrinin temsil ettiğini unuttuklarını ve bu anlamda bunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Umarım bu yanlışlarından dönerler. Bu şehrin takımlarına sahip çıkmak zorunda olduklarını unutmamalılar.
Bu duygu düşünceler içerisinde ben tekrardan sevgili Aziz Aldı'ya ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Başkana teşekkür ederiz. Mela Zayt, Kerem Ağol, Çengot'un ciddi tübece. Kerem. Kerem. Mela Zayt. Azib Hiratna hemu meyvanatkın brasti platformu usada unme malahi nekne çetir ver çünkü ciyedine damzede seri ve değişinin enindik ciye vira da em tuazın godariye vepkın em ciyiş bu amedera brasti pır gotun pevusteku vere gotriş bu amedera amed damakute gotini kalbi hemu insaneku dilevan bivi gele veya kalbe tavada ciyevi heye hem cici Ahmet era misal keftere duhazın o hem bözüm ser kere evet teşekkür ediyoruz herhalde söz alan başka yok Mehmet Başkan buyurun Mehmet Kaya Ticaret Odası Başkanımız buyurun çok değerli divan sivil toplumumuzun çok değerli başkan ve yöneticileri, değerli iş insanları, hanımefendiler ve efendiler, çok değerli Ahmet Spor'umuzun taraftarları, ben de şahsım ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz genel kurula hoş geldiniz. Doğrusu Metin Başkan çok iyi tarif etti. Ahmet Spor'la ilgili gerek geçmişten gelen ruhu gerekse de genel kurullardaki katılım ve heyecan aslında Ahmet Spor'un sadece bir futbol takımından ibaret olmadığını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. Biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2018'de yönetime geldikten sonra İlk söylediğimiz şey kentin bu takımına, kentin ruhunu taşıyan bu takımına sahip çıkacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız dedik. Ve buradan ben sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı şekilde geldiğimiz günden beri Ahmet Spor'a sahip çıkarak ivmeyi artırarak gidiyoruz arkadaşlar. 4 tane kulüp başkanıyla çalıştık bu süreç içerisinde. Nurullah Başkan, Çetin Başkan, Ali Başkan, Selahattin Başkan, Metin Başkan 5 oldu. Aziz Başkan'la 6 yapacağız. Doğrusu böyle dönüp baktığım zaman son 2 senedir playofflara çıkarak doğrusu şanssız bir şekilde yol alamıyoruz. Evet ama sonuçta oluşturduğumuz güçlü bir destek yapısı var. Bu kulübün arkasında duran işte her zaman başarıda olsa başarısızlık da olsa arkasından duran güçlü bir kitle var. Bu Ahmet'in en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmaktan gurur duyduğum kentimizin belki de en önemli özelliklerinden biri budur. Ülkemizde de kendi kendine yeten kentler arasında verdiği vergi ve aldığı yatırım anlamında kendi kendine yeten bir kentiz biz aynı zamanda arkadaşlar. Bu belki başka yerlerde başka bir algı oluşturmak için farklı söylenebilir ama en son rakamları 2022 rakamlarına baktığımızda birçok şeyi devre dışı bırakılmasına rağmen sadece vergi anlamında bile kendi kendine yeten bir kentken bunu Ahmet Spor örneğinde de gösteriyor. Burç arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Bugün birinci ligden tutun da süper ligden üçüncü liglere kadar yerel yönetim desteği almayan takım yoktur. Bir tane takım bile gösteremezsiniz bana Ahmet Spor dışında. Bu da aslında bu kentin yöneticilerinin en büyük ayıplarından bir tanesidir. Yani siz bu kente, evet Ramazan arkadaşım doğru bir şey söyledi. Dedi ki altyapı için tesis gerekiyor. Evet,
tesis gerekiyor ama bu tesisi yapanlar da kamu ve yerel yönetimlerdir. Bu kente amatörlere ve altyapıdaki futbol takımlarına, futbol takımlarının altyapılarına tesis yapmazsanız, ne kadar futbolcuya yatırım yaparsanız yapın, istenen verimi elde edemezsiniz. Onun için ben de buradan gerçekten sesleniyorum. 5 yıldır bu kenti, futbol takımını ayakta tutmaya çalışan, şampiyon yapmaya çalışan bir güç var, bir irade var, bir sivil toplum, taraftar, iş insanı işbirliği var. Evet, bu işbirliği inşallah bu yıl şampiyon yapacaktır. Aziz Başkan'a bu konuda güveniyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Şampiyon yapacaktır ama bunun kalıcı olması, bunun sürdürülebilir olması, yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl üst üste bulunduğu liglerde şampiyon olabilmesi için, evet, altyapının desteği olmazsa olmazımızdır. Umarım yeni yönetim bu konuda kendine düşen adımları atacaktır ama gerçek adım atması gerekenler de bunu bilsinler. Ahmet Spor'un ve Diyarbakır Spor'un, Diyarbakır Spor'un amatör spor kulüplerinin altyapılarını güçlendirmezsek biz kalıcı başarıları burada elde edemeyiz. Onun için hepimiz bulunduğumuz yerden bunu yüksek sesle ifade edeceğiz ki gerçekten bu kent bu altyapı tesislerine sahip olsun. Ben bu genel kurulun kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten bu dönem inşallah bulunduğumuz ligi de terk edip bir üst lige geçeceğiz. Ben burada bunu başaracağımıza inanıyorum. Ve burada emeği geçen, başta eski başkanlar, spor taban birlikleri olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar zor koşullar altında bu başarılar çok değerlidir. Ama biz bu başarıyı bir üst çıtaya da çıkaracak gücümüz var. Bu kentin böyle bir gücü var. Buna da inanıyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Evet, biz de Ticaret Odası nezdinde gerçekten bu süreçte çok ciddi emekleri oldu. Bugün kulübün ayakta durmasının belki de en önemli unsurlarından birisiydi Ticaret Odası. Sevgili başkana teşekkür ediyoruz. Kes Şüpheler Platformu adına Siraj Çelik arkadaşı davet ediyoruz. Buyurun. Divan-ı Erciyayı o delegasyon meymanı berumeti. Ezi ki name keski Ahmet İsar uşma hemleri selam ikena. Zari vaşte gu etiyad ana divane ikedi bizvanı dadi xberdayış bu qaybi ajoy ki ana kemasi ki mama gere ana kemasi gu bivinim. Anu bajar o kadim de o anu sipor ma Ahmet name je xoser o انا اردنگاری ده مدنیت تمام جیهانی رو بیوولا لابلی انا قبول نیکنه او پرتوگان جی نیکد ای تاریخی دنوشتو اما ای قبول نیکنه او چوگو تاریخ این نوشتو ما نی نوشتو ای قبول نیکنه وانی آمد چو ما آمدی نیزانه آمد جیهان زانو پرتوگش ما زانه وجیش بکوی آرشیوان خو سرو لیکولی نگ بکریش ما وجود ببینه آمد چوا یا نه چه معنی سیپور مایک آنکیو دیوان سرد آرد زوان سیپور یا نه چه معنی لابله ما آینن سیپور معنو گو یا نه او معنی به ای معنی ما نیکن میمان خودر نیک ما به ای چه میبینن لابله گوا یا نه باجار و قدیمی ما شن بشیرانی این گنه کن میمان خیب انا جوی که ایش چه قاسک به ظلم و زور بیره ماسر مایو که اندیک بیرم پیهت ماغو ببم جو خیب آجوی که باشقان نانی کنی اولی گو ورم نی کامی انتیاد وای چی زعف وشی بی سلعدین باشقانی سرد و ما ایچلی که آدر را داب خورا
Ahmet tene işçili kuadırını ya. Yani tamamı eni seteki gu Ahmet ed enu erdnigari de hemminan seru o işçili kuadırı estu. Lan o işçili kik maharen o pehette feni seydai cigerhuyni evatı bia yaş mağu bebejo ya kiş mağu şeri jo bejo. Mayk kaybı ena joy mavane mağu bebem jo o mağu karşı eni zilmiydi mağu piya büserkum ez anci ki Selahaddin Başkan inan re az spas kena qaybe keda gudawa o havale gun nevo amey ve çinayişi mağu etiyara pey çima destra beru mağu paşti bedim jobini mağu jobini piyab kerim khurt mağu ana erdnigarit piyabim piyane piya ene mağu miyane ene mücadele edebim ama hemen aravana serkevtin ema o nizdi o mağu biserkum şimdi abim ene bi khayr veşi Başkan'a ana dilde sunumu için özellikle Zazaca için teşekkür ederiz. Selahattin Başkan buyurun. Sanki bırakmayacak başkan. Yok ben bir bilgilendirme ve düzeltme için buradayım. Arkadaşlar SGK borcu bir borç değil cezadır. Herhangi bir yönetimin bıraktığı bir şey değil. Bu hani bir itiraz geldiği için söyleyeyim. Bizim İki önceki dönemden aldığımız SGK borcu 7 milyon civarında ama şu andaki net SGK ve vergi borcumuzun toplamı 11 milyon 694 bin ama bunun kapatma rakamı 6 milyon 800 bindir. Şu anda bununla ilgili de bir çalışma var. Düzeltmek istedim. Teşekkürler. Sağ olun. Peki. Teşekkür ederiz bu bilgilendirmek için. Herhalde başka söz alan yok. Divan olarak birkaç şey ifade edip yeni başkana söz vereceğiz. Başkan işi zor. Evet, hiçbir dönem biz 11 kişiye karşı oynamadık. Gelecek dönem için diyoruz ki gerçek manada 11 kişiye karşı oynayalım. Yani gözlemci raporu saymayayım. Yani şehri düşünün. Bir şehir gidiyorsunuz. Türkiye'nin bir şehridir Ahmet yani. En kadim, en eski, belki de yaşlarında şu an arkeolojik kazılar devam ediyor. Yani Ahmet'in farkı nedir? Yaşam hiçbir zaman tarihsel olarak kesintiye uğramamış. Milli maça çıkar motivasyonla çıkılıyor. Yani gerçekten önümüzdeki sezonda biz bütün yetkililere, yani sporda rekabette eşitlik önemlidir. Bütün yaklaşımlar bakıyorsunuz o rekabetteki eşitliği ortadan kaldıran yaklaşımlar. Ama spor olarak biz gelecek yıl 11 kişiye karşı oynamak istiyoruz. Buyurun sevgili başkan, aziz başkan. İşiniz zor, sizinle birlikteyiz. Sayın Divan, Sayın STK Başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, Sayın İş Dünyası'ndaki dostlarımız, arkadaşlarımız, Büyük Ahmet Spor taraftarı ve öncelikle kadın ve çocuklarımızı buradan selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Şimdi sözlerime tabii bu halkın takımı olan Ahmet Spor'u saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Şimdi daha önceden öncelikle bu kutsal görevi yapmış bütün yönetici arkadaşlarımızı ve başkanlarımızı da buradan selamlıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ben geçmiş yönetim ve şu yönetim falan demek istemiyorum. Biz beraberiz zaten. Öyle bir terim kullanmak istemiyorum. Öncelikle Selahattin Başkan'ın nezdinde bütün yönetim kurulu arkadaşlarımı buradan tek tek saygıyla selamlıyor. Kendilerinin iki sezondur bu takım için gösterdikleri ve playoff'a taşıdıkları bu emeklerinden dolayı kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum.
Şimdi tabii biz 2008-2009 yılında ben bu kulüpte futbol şube sorumlusuydum. O günden bugüne 2018 yılından beri de içeriden dışarıdan şu ve bu şekilde desteklerimizi sunduk. Biz bu yılda bunu artık taşlandırmak için uzun zamandır isimlerini okuduğum iş dünyasından arkadaşlarla büyük istişareler yaparak, büyük birliktelikler yaparak ortak bir liste oluşturduk. Ben bu listeye gerçekten çok güveniyorum. Birebir çalıştığımız arkadaşlar, birebir sektörümüzden, şuradan arkadaşlar. Bu bizim sadece görüntüde gösterdiğimiz isimlerdir. Bunun yanında yanımızda olan başta Mehmet Kaya olmak üzere Ticaret Oda Başkanı ve diğer STK'daki arkadaşlarımız, diğer ismini buradan tek tek sayamayacağım birçok iş adamı arkadaşlarımız ve ismini asla sayarak bitiremeyeceğimiz büyük Ahmet Spor taraftarlarını arkamızda hissederek o taraftarımızın gücüyle bu sezona artık ikinci ligdeki ben hep enkaz ligi diyorum. Enkaz liginden artık çıkmak istiyoruz. Çünkü bu ligde camia takımı kalmadı zaten. Bir Ahmet Spor abi olarak kaldı. Biz de bu yılki hedefimiz bu ligden çok hızlı bir şekilde çıkmak. Tabii Ahmet bir şehrin takımı değil. Ahmet bir duruşun takımıdır. Ahmet bütün bu duruşa sahip çıkan milyonların takımıdır. Biz bunu çok dışarıda çok hissediyoruz. Yani bir Avrupa şehrinde, bir dünyanın şehirlerinde çok hissediyoruz. Ben geçen işte Benfica maçında, São Paulo maçında, Atletico Bilbao maçında resmi sıfatlarımız olmamasına rağmen Barcelona kulüp yöneticileri hepsinden birebir temasta ve biz onların maçına gittiğimiz zaman da bizi Ahmet Spor'un, Ahmet'in verdiği şeyle en üst düzeyde ağırlıyorlar. Hatta ayın 13-14'ünde Atletico Bilbao Barcelona maçına da davetliyim. Malum bir maç sonrasında da Barcelona yöneticilerinin de bir açıklaması olmuştur. Yani şunu demek istiyorum. İstanbul'da, Ankara'da, dünyanın her yerinde bunu, bu büyüklüğü hissedebiliyoruz. Biz bu büyüklüğün altında gerçekten eziliyoruz. Yani kendimize bu anlamda misyon biçemiyoruz. Bir konuma da koyamıyoruz. Ama şunu diyebiliyoruz. Biz bu halkın takımına en iyi şekilde layık olmaya çalışacağız. Ve bunu da sizlerle beraber başaracağız. Benim sadece büyük taraftarımızdan, büyük Ahmet Spor taraftarımızdan bir isteğim var. Lütfen o türbinlerimizi sürekli bir dolduralım. Ve polemiklerden işte sosyal medyadan 3 tane 4 tane beğenisi olan saçma sapan şeylere kanmadan bu birlikteliği asla hiçbir zaman yerde bırakmayalım. Çünkü bu bir kişinin veya buradaki 18 kişinin veya 20 kişinin, 30 kişinin yapacağı bir iş değil. Bu sizinle beraber, biz sizin gücünüzü, halkın gücünüzü arkamızda hissettiğimiz oranda biz o kadar kendimize özgüvenli bir şekilde sahip çıkacağız takımımıza. Sizden tek isteğim sezon sonuna kadar biz inşallah mutlu sona ulaşacağız ve sizlerin sürekli ama sürekli desteğinizi bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin değil belki de dünyanın en iyi
taraftar kitlesine sahibiz. Çünkü kadınlarımız var. Çünkü çocuklarımız var. Bu maçlarda onları gururla gördüğümüz zaman onların bize kattığı güç kat ve kat daha katlanıyor. Bu sene onlardan özel bir destek istiyoruz. Şimdi biz tabii buraya geldiğimiz yönetime geldiğimizde bunu sadece kısa süreli bir düşünmüyoruz. Tabii ki bizim en büyük kanayan yaralarımızdan biri olan altyapı sorununu daha kurumsal bir şekilde götürmeye çalışacağız. Biz bu takıma biraz da kurumsal bir kimlik kazandıracağız. Kurumsal bir yapı kazandıracağız. En başta sportif direktörümüzü göreve başlattık. Yeni teknik direktörümüze de hayırlı olsun, onu da göreve başlattık. Ve şu anda bu liglerde çok görüştüğümüz arkadaşlar var. Sporcu arkadaşlarımız var. Çünkü herkes bu kulübe gelmek istiyor. Fakat nihayetinde bizim bu şekilde bu yılda çıkmamamız için çok büyük ayak oyunları yapılıyor. Benim sizlerden isteğim, bizim yapacağımız transferleri çok biz gizlilik mahiyetinde yürütmek istiyoruz. Çünkü biz hangi sporcuya elimizi vurduğumuz zaman onun ertesi gün fiyatını iki katına çıkarıyorlar. Yani bu bizleri sabote ediyor. Sporcuya ulaşmamızı, futbolcuya ulaşmamızı sabote ediyor. Söylediğim gibi sosyal medyada, basında bu anlamda biraz daha itinalı dikkat etmemiz lazım. Biraz daha gerçek, reel dünyada, reel sosyal medyada hareket etmenizi istiyoruz. Emin olun biz bu ruhu yaşatacağız. Emin olun bu ruhu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Ben de yani bunu yapmak istiyorum. Çünkü bu şehirde doğdum. Bu şehirde büyüdüm. Bu şehirde para kazandık. Bu şehirde iş yapıyoruz. Bizi var eden bir Diyarbakır'dan bahsediyoruz. Biz bu şehirden var olduk ve biz de bu şehire, bu AME'de olan kendi manevi borcumu ödemek istiyorum. İnanın ben bu yıl emekli olacaktım. Yani kenara çekilip artık böyle orada burada kitap okuyup film izleyip hayatımızın kalan kısmını bu şekilde geçirmeyi düşünüyorduk. İnşallah bu emekliliği Ahmet Spor'un şampiyonluğuyla taşlandırıp öyle gideceğiz. Sizlerin desteğini arkamda hissetmek istiyorum. Yani Ahmet Spor'umuzun kimliğini asla yere düşürmeyeceğimiz tek hedefimiz Ahmet Spor'un kimliğidir. Tabii biz iş adamları olarak bu yönetimi oluştururken ilk en büyük hedefimiz bütün kulüplerle diyalog çerçevesi içinde, bütün şehirlerle diyalog çerçevesi içinde masalar kurarak sportif başarımızı taşlandırmak istiyoruz. Biz asla geçmiş dönemden gelen, aslında futbolun da içinde olabilecek saldırılara maruz kalmamızın önüne geçeceğiz. Bunları bizim yönetimimizde ve STK'daki olan arkadaşlarımız, bütün şehirlerde iş yapıyoruz. Bütün Türkiye'nin birçok noktasında iş yapıyoruz. Ve biz bunu her şehirde kendimizi anlatacağız. Her yerde diyalogla anlatacağız. Kimliğimizden ödün vermeden her türlü diyaloğa açığız. Her türlü diyalogtan yanayız. Ve biz bu başarıyı da, inanın bana, sizlerin desteğiyle o ruhu görüyorum. Tarihi bir kongre geçiriyoruz. Katılımı yüksek. Bir kongre geçiriyoruz. Buradan aynı zamanda basın emekçi arkadaşlarıma, hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Bugüne özel bir yaklaşım göstererek hepsi burada
hatta canlı yayınından tut her şeyine kadar ben onların desteğini çok sırtımda hissediyorum ve bu sezon içinde de onların desteğini hissedeceğimi ve devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü basın bizim için birçok şey ifade ediyor. Bu bütün bölgedeki, Türkiye'deki bütün basını, emekçilerini buradan da çok saygıyla karşılıyorum, selamlıyorum. Benim bu konuda söylemek istediklerim bunlar. İnşallah Allah'ın izniyle, hayırlısıyla biz bu sene başarıyı yakalayacağız. Buradan bütün çocuk ve kadınlar başta olmak üzere onların desteğini de arkama alarak saygılarımı sunuyorum. Bu yolun sonunda mutlu sona ulaşacağız. Sadece sizden sabır, sadece sizden destek istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de Aziz Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Başkanı bırakmıyoruz. Bir aile fotoğrafı çekip kapatmamız gerekecek. Yeni yönetim, işte sivil toplum örgütlerinden olan arkadaşlar hep birlikte. Taraftarlarımız tabii ki. Bir de şu hususun altını bir kez daha çizelim arkadaşlar. Gelecek sezon küfreden arkadaşlar lütfen maçlarımızı izlemeye gelmesin. Altını çiziyoruz. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Arkadaşlar müsaade edersek sadece yönetim kurulu bir resim çekecek. Ses geliyor mu ses? Ses geliyor mu? Evet, kongreyi bitirdik biraz önce. İnanılmaz bir katılım var. Çok yoğun bir destek var. Sayın Aziz Elaldı'ya. Şimdi bir önceki dönem kulüp yönetimimizin az başkanı, çok sevdiğimiz ağabeyimiz, hepimizin büyüğü Sayın Cahit Akınlar'ım da bu kongreye dair ve bu kongreden sonrasına dair kendisinin söylemek istedikleri var mutlaka. Sözü kendisine bırakıyorum. Merhaba. Öncelikle size iyi yayınlar, iyi çalışmalar dileyerek başlamak istiyorum. Tabii ki Ahmet Spor, Ahmet isminden yola çıkarak tarihi kültürleri içinde barındıran, değer yargısı olan, ilkesi, vizyonu, felsefesi olan bir kulüptür. Dolayısıyla onun
hedeflediği sportif faaliyetler çalışmalarında biz de herkes gibi bulunduk. Bulundum, iki dönemdir görev aldım. Emek verdik her arkadaş gibi. Umarım... Ben araya gireceğim, çok emeğiniz var. Çok emeğiniz var, bunu en yakından bilenlerden biriyim. Çok teşekkür ederim. Yani biz Ahmet Spor şu anda bulunduğu pozisyonu hak eden bir kulüp değildir. Ama maalesef gerek bu ülkenin konjektörü, siyasal konjektörü, politik konjektörü, yani sportif faaliyetleri siyasetten bağımsız ele alamazsınız. Dolayısıyla siyaset karar veriyor. Sizin de malumunuz hangi kulübün hangi lige çıkabileceğine. Dolayısıyla bizi bir üstlere taşımaya daha hiçbir siyasi mekanizma karar vermedi galiba. Emek verdik, zorluyoruz. Geçen yıl işte 3 takımımızla playoff'ları oynadık. Gerek A takımımız, gerek işte kadın futbol takımımız, gerekse engelsiz basket takımımız şampiyon oldu. Dolayısıyla böyle bir süreç geçirdik. Şu anda da işte bu bayrağı arkadaşlarımıza devrettik. Umarım onlar da Ahmet Spor'a yakışır, o felsefesine yakışır bir sportif faaliyet yürütürler ve daha üst mevkilere taşırlar. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün hem sizi hem de daha önce kulüpte görev almış bütün başkan, yöneticilerin birçoğunu burada Sayın Aziz Elaldın'ın etrafında toplandığınızı görüyoruz. Bu her kulüpte olan bir şey değil başkan. Hani kendi içimizde bazı nasıl diyelim kötü günlerimiz, tartışmalarımız olmuyor mu? Mutlaka ki oluyor. Ama iş o güne geldiği zaman hep beraber olabiliyoruz. Bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı abi? Elbette ki bu kulübün yönetiminde bulunan arkadaşların görüş farkı vardır, doğaldır. Olaylara, olgulara bakış açıları farklı olabilir. Ama biz bu kulübe ilkesel yaklaşıyoruz. Yani şahıstan ziyade kurumsal kimliğine bakıyoruz. Şahısların eksiğini, artısını tartışmadan kurumsal kimliğine sahip çıkarak yürüyoruz. Dolayısıyla şahısların burada fazla bir önemi yok. Bugün Ahmet, Mehmet, yarın Ali böyle gidiyor işte. Dolayısıyla bu kurumsal kimliğini korudu mu dedikçe zaten onu ayakta tutturan budur. Bu kentin sahip çıkmasıdır. Hepinizin, özellikle siz, sizin gibi düşünen insanlar, çalışmasını yürüten arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun, teşekkür ederiz. Bundan sonra da bizimle olabileceğinize olan inancımızla emeğinize teşekkür ediyoruz. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun başkanım, çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Cahit Başkanımızı da dinledik. Hala fotoğraf çekimi son sürat devam ediyor. Ben sevgili Özgür'ü yanıma çağırayım. Özgür bakalım neler diyecek. Hep biz konuşmayalım. Özür diliyorum. Şimdi de Nedim Başkanımız yanımızda. Nedim Şimşek, önceki dönem futbol şube sorumlusu. Efsanelerimizden biridir kendisi. Ben çok uzatmayacağım sözü. Hem kendilerinin olduğu dönem hakkında hem de devrettikleri yeni yönetim kurulu hakkında söylemek istedikleri varsa söz kendisine. Kısa bir hatırlatma yapayım. Bugünkü o tweetle de ilgili bilgi istiyoruz. Çünkü önemli bir bilgi. Iğdır'la alakalı da bir tweet atmış herhalde. Taze şimdi kendisinden açıklamasını dinleyeceğiz. Öncelikle kongrenin Ahmet Spor'a, taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Aziz Başkan bizim geçen dönem İstişare Kurulu'ndan başkanımızdı. Ben de şunu söyleyeyim. Kendince ilgili onu düzeltmek istiyorum. Ben geçen yıl futbol şube sorumlusu değildim. Yönetimde olmama rağmen kulüp bileşenleri bizi göreve çağırdı. Biz de geldik, görevimizi son 7-8 hafta yaptık. Son 8 çok hafta sağ olun. Bizler kendi adımıza, taraftarlarla da emeklerimize teşekkür ederiz. Biz onu yaptık.
Bu ülke yönetimi de Aziz Başkan birçoğu iş insanlarından oluşuyor. Amespor dinamiklerinden oluşuyor, STK'lardan oluşuyor. Bu yönetimin... Önce güçlü bir yönetim kurulumu, isimler hakkında ne düşünüyorsun? Tek tek çok bahsetmiyorum ama toplu anlamda değerlendirdiğimizde gerçekten Amespor'u şampiyon yapabilecek bir kurum mu? Maddi olarak birçoğunu tanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, birçok arkadaşı tanıyorum. İş camiasında bizim Dimder'den tanıdığım insanlar var. İş camiasında STK'ların bileşeniyle bence yani güçlü bir yönetim. Doğru yapılanmayla hocaları belli, sportif direktörü belli. Sportif direktör profesyonel bir yapıya ulaştı. Yıllarca kulübümüzde özlenen bir tabloydu. Bu tabloyu, bir yapıyı oluşturdu. İstişare kurulu olarak da yani Amaspor'un her türlü arkasındaydı. Aynı zamanda Diyarbakır Ticaret Odası Spor Komisyon Başkanıyım. Oradan her türlü desteğimiz olacak. Bizler için başkan ve yöneticilerin kim olduğu önemli değildir. Amaspor armasına hizmet eden kim olursa olsun bizler için bir değerdir. Başkan da olsun, yönetici de olsun. Bu kulüpte kimler görev almışsa bunlara bir değerdir. Bizler için başkanın A şahıs, B şahıs, C şahıs olması benim için aslında önemli değildir. Çok güzel. Yani bu her şehirde olmayan bir zihniyet. Bu bizim için bir şans gerçekten. Şans, evet. Amespor'un başkanı her zaman bir değerdir. Yöneticisi her zaman bir değerdir. Taraftar dernekleri her zaman bir değerdir. O yüzden Amespor'un gerçekten bütün bileşenleri yek vücutlu olursak yapamayacağım şey yoktur. Peki bugünkü attığın Iğdır FK ile alakalı tehditli bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hafta önce bizim Ticaret Odası Başkanımız ve Amespor bileşenleri bizzat, evet Murat Hoca buradadır, sizler de kendisine yardımcı olun. Hani Amespor'un bir hafızası vardır. Tabii. Bu hafızasından birileri de bizleriz. Bu konuda birkaç tane futbolcuyla görüşmelerimiz oldu. Hocanın görüşmesi oldu, spor direktörü. Benim de hani yanlarında şahit olduğum şeyler var. Bir futbolcu arıyorsun diyor, Iğdır, bugün konuşuyoruz, yarın diyor. Bugün 2 milyona örnek veriyorum, anlaştık. Bakıyorsun yarın fiyatı 3-3,5 oldu. Hayırdır? Iğdır bana bunu söyledi. Bana bunu teklif etti. Git Iğdır'a, gitmiyor. Üzerimize oynuyor. Evet. Sanki, ya ben başta bir futbolcumuz var, Kerem Çağatay'la bile. Bizim hani taraftarlarım beğendiği bir futbolcu. Önemli de bir oyuncumuz, bence önemli oyuncumuz. Ona bile teklif etmişler. Ha nedir? Amespor'un beyinlerini bir şekilde şey yapalım. Teklif ediyor, almıyor da. Almıyor. Almıyor da. Kafasını bulandırma amacıyla. Birçok futbolcularda bunu gördük. Bir tane futbolcuyu söyleyeyim. Bir forvetle görüşmemizde 4 milyondu. Bugün 7 milyona çektiler. Yani şahit olduğum şeyler vardı o yüzden. Bunu ona istinaden söylemiştim. Bunlar gerçekten futbolda özellikle liglerimizde görmek istemediğimiz şeyler. Zaten ülke olarak ekonomik, finansal anlamda zor günlerden geçiyoruz. Birbirimize bu anlamda o olumlu destek olmamız gerekirken devamlı kulüplerin almayacağı futbolcular için bile fiyat yükseltmesi sadece Amespor için değil, birçok kulübümüz için çok zor olacak. Büyük dezavantaj. Umarım birçok kulübümüz, hatta bütün kulüplerimiz bu sezon ligi çok ciddi ekonomik sıkıntılar görmeden bitirirler diyelim. Çünkü son birkaç yılda lig bitmeden birkaç kulübümüz gerçekten düşünü ispatlamıştı. Ya şunu söyleyeyim, Amespor mesela ikinci liglerde bu 10 yıldır, tam 10 yıldır. Bu yıl 10. yıl. 10 bitti mi bu sene mi, ona giriyoruz? Bu yıl 10'a bir girdik. Evet, artık bu takımın bu ligden çıkması lazım. Amespor gibi camiaların ikincilikte yeri kalmadı. Bir Sakarya, bir Kocaeli, bir Urfa, bunlar bile camia takımlar ama Amespor'la yan yana bile gelemezler ama onlar bile çıktı. Biz maalesef burada yerimize sayıyoruz. Bu yıl oluşacak yeni yönetimle, STK'larla, taraftarlarımızla hep beraber bu ligin üstesinden gelip adımızı artık yazalım. Bu sene de adın yok ama bu sene de ben en azından bundan eminim. Biliyorum ki sen elinden geleni yapacaksın. Ya bize bir şey düşerse elimizden gelen her zaman yapmaya hazırız. Amespor. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet. Başka bizimle konuşabilecek bakalım kimler var. Etrafa bakıyorum. Biraz Yiğiter. Murat abimiz bizimle. Yeni dönem 2023-24 sezonunda Amespor'un sportif direktörü olacak. Bu sene ilk defa bir sportif direktör uygulamasına geçti kulübümüz. Kurumsallık anlamında bence önemli bir şey. İsim anlamında da ben kendisini çok övmek istemiyorum ama zaten o kendisini lig içerisinde de sezon içerisinde ispatlayacaktır mutlaka. Ben şahsen Diyarbakır olarak çok mutlu oldum onu bu mevkide gördüğüm için. Çok uzatmayacağım sözü. Ben sözü kendisine bırakacağım abime. Murat evet. Yiğiter. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle tabii 23-24 sezonu bütün
Öncelikle Ahmet sporumuza ve bütün kulüplerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız bir sezon olur. Sezonun sonu da şampiyonluk olur. Kongremiz oldu, işte başkanımız Aziz Bey oldu. Yeni bir yönetim kurulu. Dediğim gibi yani güzel bir sezon olsun. Hocamız burada, hocamızla çalışmalar yapıyoruz Serdar hocamızla. İyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Umarım o takımı da kuracağız. İyi bir mücadele edeceğiz. Başkanımız da geldi. İyi mücadele edeceğiz. Bu şehrin layık olduğu yere getirmek için elimizde ne geliyorsa onu yapacağız. Tabii başkanımız yönetim kurulu dahilinde. Güzel günler bizi bekliyor. İnşallah temelimiz bu. Eski yönetim, yeni yönetim yok. Hep birlikte Ahmet Spor'u o şampiyonluk havasına sokacağız ve yolun sonu da şampiyonluk olsun. İnşallah diyelim. Evet, yaklaşık 10-15 dakika önce başkanlığı biz üyelerce onaylanan çiçeği burnunda başkanımız, güzel büyüğümüz Sayın Aziz El aldı. Kulübün yeni başkanı olarak bu sefer mikrofonlarımıza konuşacak. Söylemek istediklerinizi alalım başkan. Öncelikle hayırlı olsun camiamıza. Güzel bir kongre geçirdik gerçekten. Son yılların en güzel kongresini geçirdik. Bu birliktelik bizi de daha güçlendirdi ve daha cesaretlendirdi. İnşallah bu yıl Murat Hoca ve yeni gelen hocamızla beraber çalışmalara başladık. İnşallah bu sene çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Evet, hem hocamız belli, hem sportif direktörümüz belli. Şu anda bizi izleyenlerin birçoğu şunu da sizden duymak istiyorlar. Şu anda en azından hani resmi anlamda olmasa da sonuçta o son birkaç haftada kulüp başkanı değildiniz. En azından bir ön anlaşma yaptığınız futbolcularımız var mı? Ya şöyle, az önce de söyledim ya, tabii ki görüştüğümüz birçok sporcu arkadaşlarımız var. Biz bunları çok gizli yürütmek zorundayız. Çünkü rakiplerimiz o çocukları arayıp fiyatları manipüle ediyorlar, yükseltiyorlar. Ama çok yakın zamanda, bir hafta içinde, önümüzdeki cuma günden kadar 2-3 tane flash transfer açıklamayı düşünüyoruz. Bir hafta içerisinde 2-3 tane çok güzel isim açıklayacağını söyledi. Bizi izleyenlerin duymak istedikleri bir konu daha var. 3 aşağı 5 yukarı net bir rakam olmasa da 3 branşın toplamı artı kulüp, tesis ve personel giderleri, hepsi tamamında kulübümüzün bu seneki tahmini bütçesi ne kadar olacak Sayın Başkan? Ya şimdi şöyle, 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Evet, yani biz fiyat belirlediği rakam konuştuğumuzda inanın çok farklı noktalara gidiyor. Mutlaka. Ama bu yıl bizi şampiyonluğa ve bu üç, çünkü enflasyonu da biliyoruz. Evet, bu üç dalda bizi başarıya götürecek bir bütçemiz var. Var, bütçemiz var. Bizi izleyenler bir kez daha duydular. Başkanımız gayet rahat ve hazır bir şekilde lige başlayacaklarının sinyallerini veriyor. Bizi izleyen Ahmet Sporlar rahat olsunlar. Bu seneyi heyecanlı, şampiyonlar liderliği oynayan bir Ahmet Spor izleyeceğiz. Canlı hocamızı da aldı. Evet, hocamız Sayın Serdar Bozkurt. Ben çok fazla uzatmayacağım sözü. Çiçeği burnunda yeni teknik direktörümüze sözü bırakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu sezon için söylemek istedikleriniz varsa evet, alalım. Mutluyuz Serdar. Önce. Sayın Başkanımıza, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettikleri için. Çok önemli bir camiye, çok büyük bir camiye geldik. Bunun farkındayız. Sadece Türkiye içinde değil, bütün dünyada tanınan bir camiye geldik. Bunun da farkındayız. Beklentileri de biliyoruz. Yani sezonda iyi bir takım kurmak istiyoruz. Yani mücadele gücü yüksek, koşan, tribüne zevk veren. Yani hiç yoktan seyircinin sahada görmek istediği bir takımı oluşturmak istiyoruz. O yönde çalışmalara başladık. Umarım bunun karşılığını maçlar başladığı zaman Ahmet Spor taraflarına veririz. Sizin aklınızda, kalbinizde bazı futbolcular var mı? Şu ana kadar görüştüğünüz isimler oldu mu? Bunlar hakkında en azından isim vermeden. İsim vermeyelim. Tabii biz... İki gün önce bir prensip anlaşmasına vardık. Perşembe akşamı yaklaşık 2-3 gündür devamlı yani 40-50 oyuncuyla görüşmüşüzdür yani böyle. Navuz yokladık yani şey olarak. Şu anda çok ciddi bir şekilde piyasada bir futbol piyasada yükseklik var. Kimse hareket edemiyor, kımıldayamıyor. Oyuncu ve menajer grubu çok yüksekten ağzını açıyor. Kulüplerin geliri belli. Evet, herkes aynı durumdan müstarip. Yani
çok saçma bir durumla karşı karşıyayız. Bu hiç böyle olmamıştı yani ben de. Başkanların birçoğundan aynı açıklamaları duyuyoruz. Her şehirden buna benzer açıklamalar geliyor. Şimdi aslında bir yıl önce, iki yıl önce bunun ileride böyle bir şey olacağını biz konuşuyorduk. Bu çok erken patlak verdi. Yani herkes enflasyonu şunu bunu bahane ediyor. Tamam olabilir, oyuncu da haklı ama kulüplerin geliri sınırlı. Kulüpler bugün 50 milyon bütçeyle 60 milyon 70 milyon bütçeyle yola çıkıyor. Ama yılda federasyondan gelir bakıyorsunuz 3-4 milyon ya var ya yok yani. Yani ya bir belediye destekleyecek ya vali destekleyecek. O zaman ayakta durabiliyorlar. Ya çok zengin bir iş adamı alacak o zaman ayakta durabiliyorlar. Bu da nereye kadar veya kaç tane kulüpte bu olabilecek yani. Haklısınız. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Tamam futbolcular da kazanacak tabii ki. Biz de teknik heyetiz, biz de kazanacağız. Bu işin içindeysek biz de. Ama bunun bir makul bir şeyi vardır, ederi vardır, o fiyatı vardır. Mesela biz bir oyuncuyla görüştük. İstediğimiz de bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Adam geçen yıl mesela takımında örnek vereyim 600 bin lira oynamış. 3,5 milyon istiyor bizden yani. 600'dan 3,5 yani 5 katından fazla, 6 katı. Ya çok enteresan bir durum. Şimdi anlatıyorum çocuğa, söylüyorum. Yok ben diyor 1 lira daha inmem diyor. Şimdi hemen kapattık defteri yani. Tamam teşekkür ettik. Ya şimdi bu kadar saçma bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden yani biz bir yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Tabii ki hemen herkes transfer yapalım bekleyebilir ama panik transferi de yapmamak gerekiyor yani. Doğru oyuncuları doğru zamanda getirmek gerekiyor. Takım kurmak kolay değil yani onu söyleyelim. O yüzden yavaş yavaş yani böyle şöyle söyleyeyim. İçimize sinecek oyuncuları buraya gerçekten gönüllüyle bağlı olacak taraftar için, seyirci için ve bu camia için her şeyini sahada verecek, kafası rahat oyuncu grubunu buraya getirmek gerekiyor. Yani her şey para değildir, mutlaka parasını alacaklardır ama bir de camialar için oyuncuların gelmesi gerekiyor. Yani evet Ahmet takım büyük camia, seyircisi var, stadı çok iyi, her yere gitti ilgi görüyor. Bunu isteyen oyuncu grubuyla da çalışmak gerekiyor. Bir yani bir aidiyet duygusuyla bağlanmak gerekiyor buraya çalışırken yani. Yoksa profesyonellik, paramı alayım yoksa gelmem gibisinden oyuncu grubunda çalışmamak lazım. Biz bunu hep söylüyoruz. Oyuncuların bir değeri var ama bunları da göz ardı etmemiz lazım transfer yaparken. Ona göre bir çalışacağız. Yavaş yavaş yol alacağız inşallah. Çok uzun müddettir bu liglerde emek veriyorsunuz. Birçok kişinin bildiği, tanıdığı bence iyi başarılı bir teknik direktörsünüz. Şöyle bir lige ve bizim bulunduğumuz gruba baktığın zaman A takım, B takım, C takımı 3 aşağı 5 yukarı bizlerden çok daha iyi bu takımları tanıdığınızı, camiaları tanıdığınızı düşünüyorum. Ve gerçi birçoğunun daha henüz netleşmiş bir kadrosu olmasa da sizin aşağı yukarı öngörüleriniz vardır. Baktığımız zaman bizi bu ligin sonunda nerede görüyorsunuz? Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Bir kere diğer gruba göre daha zorlu bir gruptayız. Yani böyle şampiyonluğa oynayacak bir 5-6 takım var. Çıkacak Iğdır takım bunlardan bir tanesi zaten biliyorsunuz. Ortalığı esas bu duruma gelmesinin en büyük nedenidir. Evet. İki Kastamonu takımı çok ciddi giriş yapacak. 3 Menemen takımı çok enteresan belki bilmiyorsunuzdur. Yeni belediye aldı çok ciddi giriş yapacak. Bunun için tabii bizi Ahmet Spor olarak sayıyorlar. Artı İskenderun geçen çok ciddi harcadı. Başkanlar şu anda bir arayış içine girebilir. Karaman takımı çok ciddi bir giriş yapabilir. Artı sürprizler çıkabilir. Daha henüz. Mesela Sarıyer'de durumlar belli değil. Onlar da sürpriz olarak çıkabilirler. Yani Erzincan belli değil. Oynayabilir. Şimdi bir belirsizlik var. Etimesku takımı açıklama yaptı. Şampiyon oynayacağız da şimdi böyle bir grupta mücadele ediyoruz. İnegöl aynı şekilde şampiyon olacağız diyor. Şimdi baktığın zaman 7-8-9 tane takımın tabi her yıl böyle iddialı takımlar çıkıyor ama ligin gidişatı çok farklı oluyor. Kurduğun kadroyla alakalı işte yönetimlerin devamlılığı bu devamlılık nedir? İşte ödeme planını doğru yapabiliyor musun? Takımlar dağılabiliyor mu? İşte onu iyi yönetemiyorsun? Hepsi var ama grup olarak baktığımızda zor bir grupta mücadele ediyoruz. Doğru takımı kurmak lazım. Doğru oynamak lazım. Bir de sadece şampiyon yani sadece şampiyonu bir teknik adam bir oyuncu grubu belli etmiyor. Yani camialı şampiyon. Yani şampiyonluğu camianın yönetimin hak etmesi gerekiyor. Yani yönetimin doğru oluşumu yapması gerekiyor. Camianın bütün olması gerekiyor. Medyasıyla, taraftarıyla, camiasıyla, hocasıyla, teknik etme. Yani bu bütünlüğü sağlayabilirsen şampiyon olabiliyorsun. Yoksa mutlaka iniş çıkışlı grafikler sezon içerisinde yaşanabiliyor. Sezonu iyi başlayamayabiliyorsun. Veya çok iyi başlayıp geriye de düştüğünüzde, işte o geriye düşmelerde ve o kötü gidişatla camiye ne kadar ayakta kalabilecek, ne kadar destek olabilecek, ne kadar sabırlı olabilecek eğer inanıyorsa tabii oyuncu. Biz bu sene bu konuda kaldık galiba öyle görüyorum. Yani
bir iki maçtan sonra bayağı bir etkilendik biz. Yani işte çok önemli. Mesela Çorum takımı sezon başında sezonun ortası iyi geçmedi. Bir dört maç mağlup da tam hoca değişikliği oldu eyvallah ama alttaydı, bıkmadı, transferini yaptı, gitti, oldu. Urfa takımı ben daha sonra gittim mesela bir ara bir 4-5 maç gol atamadı Urfa takımı mesela yani. Ama bir şekilde tabii orada Vali Bey çok ayakta tuttu. Bir şekilde takımı ayakta tuttu gitti. Yani buraları çok iyi şey yapmak gerekiyor. Yani bu takımdan bir şey olmaz. İşte o dediğin zaman o takım gerçekten etkileniyor. Bunlar ne olursa olsun genç oyuncular, teknik adam ne olursa olsun bir insan. Bir insan yani etkilenebiliyor. Tabii ki eğer çok da kötü giriş arka arkaya da varsa burada tabii ki bir sorun var demektir. O da müdahaleyi yönetim yapmaz. Yani burada